İyi günler efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir hafta. Üstelik yılın son haftası olması hasebiyle şimdi bol bol yıl dökümü yapılır, değil mi? Yıl sonuna vadesi olan konularda ya ne olmuş denir. Örneğin anayasa meselesi 2012 sonunda tamam bu iş denmişti. Yılın son haftasında bunları konuşuruz. Eskiden aslında televizyonlara bu yeni yılı heyecanı daha erken yansırdı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyledir, yani böyle 2-3 hafta öncesinden itibaren çeşitli jingle'lar, kapaklar falan eşliğinde sene değerlendirmesi yapılırdı programlarda, haberlerde. Şimdi pek görmüyorum. Kolajlar yapılırdı programların mesela. Bir şey haftalık programların kolajları yapılırdı. Ne alakası var diyeceksin? Hani başbakandan korkusunda söyle. Medya ne yapacağını şaşırmış durumda. Allah aşkına şimdi, hiç aklıma gelmedi. Yani sence ben, sence bu başbakandan, AK Parti'den, muhafazakarlaşmaktan falan mı kaynaklanan bir sorun? Şimdi muhafazakarlaşma lafını kullanmadım. Ama medyanın haline, tavrına bakarak bunu söyledim ve içinde bir nebze, latife, espri de barındırırsa bunu ciddi olarak düşünüp söylüyorum. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde bir karikatür vardı. Vermeye de niyetlendik aslında, hatırlarsın. Belki sonra vakit kalmadı. Orada bir Beşir Atalay'a gidiyormuşuz başbakan yardımcısı. Genel manada yani mevzuatımızı biz 10 yıldır ayıklıyoruz. Mevzuatımızda anayasadan başlayarak büyük değişiklikler yaptık. Daha fazla demokrasi, daha fazla insan hakkı, daha fazla sivilleşme, siyasetin daha fazla etkili olması, siyasetin üzerindeki vesayetin daha fazla kaldırılması, millet iradesinin belirleyici olması, hedeflerimiz bunlar. Biz tabii 30 Eylül'deki büyük kongremizde 2023 vizyon diye bir kitapçık hazırladı. Yazılamayan ve bitemeyen anayasa konusunda habire açıklamalar yapılıyor ama hani göreceğiz ne olacağını. Ben deminki şeye devam edeyim. Hani neden jingle'lar yıl değerlendirmesi yapılamıyor? Şimdi bir karikatürden demin söz etmiştim. Bir mizah dergisinde şöyle bir sergi vardı, hatırlarsın. Başbakan gelecek diye takı sergisi, işte cansız mankenlerin belden aşağısı kesilmiş, işte başı kesilmiş ya da belden yukarısı kesilmiş ya da kapatılmış falan filan. O karikatürde bulmuşlar vallahi. Asrın iş güzelliği yani. Evet. Oğlum abartmayın diyor, cansız mankeni niye müstehcen bulayım diyor başbakan. Adam da diyor ki senin de neye kızacağın belli değil ki diyor. AKP'nin de psikolojisini bozun diyor. Şimdi aynen durum budur. Başbakanın neye kızacağını herkes şaşırdı. Şimdi hani mesele de başbakanın kızması ya da kızmamasına göre yürüyor ya artık memlekette. Geçen gün Star ve NTV ortak yayında konuştu. Şimdi kar yağdı, medyamız ne haberler yapıyor diye gene bir kızdı. Allah Allah. Orada kızdı, bir hatırlarsın o konuşmayı. Şimdi Batı'da böyle her yeri yağıyor bu kar, her yerde hayatı etkiliyor dedi. İyi de her yerde de yayın yapılıyor. Her yerde de yapılıyor, bu doğru. Şöyle yapamaz mıyız acaba? Şimdi başbakan sonuçta gece gündüz çalışarak çok önemli icraatlar yaptığına inanıyor. Bu inanışından dolayı da bir aksaklık vesaire yansıdığında medyaya, gazetelere, ekranlara bunun hele yani diğer bütün yapılan iyi şeyler yokmuş gibi onları yok sayarak büyütülüp yansıtılmasına tepki gösteriyor. Şimdi başbakan şunu söyleyeceğim. Başbakan tepki gösterse bile o tepkisini göstersin, o kendince haklı olduğunu düşündüğü bir şeyi yapsın, medyada kendi işini yapmaya devam etsin. Oluyor olamaz mu ikisi bir arada? Oluyor. Mu? Pekala oluyor. Nasıl başbakan oluyor? Kızdı diye. Hürrem niye? Başbakan niye örtünüp? Bir saniye. Namaz başbakan kızdı Allah diye. Aşkına. Bir saniye. Başbakan evet. Kızdı diye. Evet. Memlekette kar yağdı, yollar tıkandı haberleri mi yapılmıyor? Filan yerde çocuklar. Filan yerde göreceksin. Çocuklar. Göreceksin. Öyle. Ama ya, şunu söylüyorum. Biz Peki, burada ben haber merkezlerinde bulundum. Biz burada. Biliyorum. Bir saniye. Biz burada. Evet. Diyelim ki başbakanın bir söylemini ya da bir icraatını eleştiri konusu yaptık. Hı hı.
Başbakan da buna tepki gösterdi. Bizim bu eleştirimizde haksız olduğumuzu söyledi. Evet. Sence biz bir daha başbakanın bir söylemini ya da icraatını burada eleştiri konusu yapmaz mıyız? Ben gene yapmam. Yaparız. Ben yaparım, gene hayır, yaparız. Hayır, yani tabii ki eleştiririm, yapmam derken yani o kızıma üzerine geri çekilmem anlamında söylüyorum. Başbakanın haksız ama olduğunu bakın, düşündüğü eleştiriye tepki verme hakkı yok mu? Onu demeye çalışıyorum. Canım her şeye de kızmasın Allah aşkına. Kızmasın yani, tamam, her şeye de kızmasın ama bunu da biz de bunu çok abartmayalım. Onu diyorum. Niye abartmıyoruz? Şimdi söylüyorum. Bak, Şehit haberlerinden, Güneydoğu haberlerinden başla. Terör yayıncılığı konusunda. Ama yani terör yayıncılığı konusunda Uludere de aynı şeye geliyor. Ayrı vaka bunlar. Hiç ayrı vaka. Ayrı vaka bunlar. Şimdi, hiç ayrı vaka değil. Şimdi meselenin. Medya rüştünü ispat etmiş bir medyadır. Bu kadar üzerine gidilmez. Ama ya önümüzde delili. Hürrem örtündü, namaz kılıyor. Allah aşkına şimdi yapma. Neden oldu bu? Medyanın rüştünden. Neden oldu? Nedenini söyleyeyim sana. Medyanın evet, rüştünden söz edersek eğer, o zaman geçen gün bir meslektaşımızın haklı yalanlamasından yola çıkarak gündeme getirip kısaca konuştuğumuz, o çerçevede konuştuğumuz genelkurmayın andışlarından başlamamız lazım konuşmaya. Yani başbakanın başına gelen de, bu iktidarın başına gelen de pişmiş tavuğun başına gelmedi. O andışlarda darbe koşulları henüz olgunlaşmadı. Aman ne geldi başına, gözünü seveyim. Anlatıyorum işte, anlatayım. Üç cümleyle anlatacağım, hatırlayacaksın. Anlatayım, hatırlayacaksın. Ya, üç cümle anlatayım, hatırlayacaksın. Demirel niye kestin defa? Hemen anlatıyordum. Tam kestin, bak üç cümle. İkinci cümleyi söylesem peki, anlayacaktın. Peki tamam. Genelkurmay'ın hard disklerinde inceleme yaptı mahkeme. Orada bir takım belgelere ulaştı. O belgelerde darbe koşullarının henüz oluşmadığı, bu şartlarda bir müdahalenin olumlu sonuç vermeyeceği, akçülamelle karşılaşabileceği, bu sebeple darbe koşullarını olgunlaştırmak için yapılması gereken şeylerden söz edilip, psikolojik harekatlardan söz edilip, bu faaliyetler planlanıp icra edilmiş, buna dair bir takım belgeler yer alıyordu. Neydi o planlanıp icra edilen faaliyetler? Medya üzerinden yürütülen psikolojik harekat. Bu olmadı mı bu ülkede? Oldu. Yani oldu. Ya, bu ülkenin askeri işine gücüne sene bakacağına. Kaç? 2002, 2003 bilemedin, 2004. Hayır, 2009. Bu belgeler 2005-2009 arasını kapsıyor. Ama hayır, bu belgeler kapsadığı 2005-2009. Bir dakika. Kapsadığı iddia ediliyor. Üzerindeki tarih, üzerinde tarih var bunların. Daha hala bilmiyoruz. Bir, ikincisi böyle bir şey konuşmuşlardı, bir şey mi yapmışlar? Hayır. Şimdi Allah aşkına, hani 10 sene küsur iktidarda kalıp da hala daha mağdur, hala daha işte bilmem nelerin muhatabı. Ben mağdur vesaire falan demedim ama 27 Nisan bildirisi 2007'de verildi. Bunu bitirelim. Bütün gece bangır bangır, televizyonlar Muhtıra yedi, bırakıp gitsin diye yayın yaptı. Evet. Bu olanı daha 4-5 sene oldu. Hayır, bütün büyük bir bölümü, Ben de hayattaydım o tarihte. Tamam, ben de hayattaydım. Bile almadılar. Çok yazdılar. Hak etti bunu. Hak etti bunu. Bu hükümet de icraatlarıyla askeri rahatsız etmeseydi. Birkaç kişi yazdı bunu. Bir dakika, İtiraz eden birkaç kişiydi. Hasan peki, Cemal Akif gibi birkaç peki kişi. Buna Akif Hasan Cemal peki gibi birkaç kişi artık yeter diye tepki gösterdi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. 27 Nisan muhtıra değildi diyen, onun altına ben yazdım bizzat, ben imza attım diyen, Yaşar Büyükanıt'ı madalyalarla, işte efendim zırhlı arabalarla emekliliğe uğurlayan, darbeleri araştırma komisyonunda adını bile etmeyen kim peki? Hani bu kadar vahim bir şeye maruz kaldı da ne oldu İade peki? İade edildi de ondan. Bu iade edildi. Kağıt parçasına dönüştü. Ay yapma, yapma. Bak, internet, bu kadar internet bildirisi, muhtıra dedikleri ikna edici o muhtıra olmayan bir şey. İade edince sen şey neredeydin? İade bu olaylar olurken sen neredeydin, nerede yaşıyordun ben bilmiyorum ama ben bu ülkedeydim. Ben bu ülkedeydim. Evet. Kimin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bunları da her zaman konuşabiliriz. Tamam. Çünkü bugüne bakalım, devam peki, edelim. Neticede yeni bir yıla giriyoruz. Ben başbakan kızar mı kızmaz mı aklımın kenarından dahi geçirmeden ekranlara bakıp neden bu yaldızlı ışıltılı cıngıllar yok? Peki. Neden sene değerlendirmesi bu yıl yapılmıyor diye sordum. Neden? Sen de latifeyle karışık bir cevap verdin. Sence neden? Vallahi AK Parti ile bağını kuramadım bunun. Bir tek şimdi ben, her şeyden olabilir. Bir tek başbakanla ve AK Parti ile bir bağını kuramadım bunun. Şu olabilir mi? Bir haberler meselesinde gerçekten görüyoruz ve ben görmenin ötesine biliyorum Aziz.
Hakikaten biliyorum. Aman şimdi böyle yaparsak kızar mı? Çünkü sadece bizim değil, AK Parti'nin bile psikolojisini bozdu. Gerçekten bozdu. Kim söylüyor bunu? İşte nereden herkes, biliyorsun? Herkes biliyor. AK Parti'nin nabzını çok iyi tutuyorsun galiba. Nereden eğer bozmadıysa bozmadıysa ne sağlam psikolojiymiş ya da hani nasıl bir feda edilmiş psikolojiymiş onu bilemeyeceğim. Bozması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Hani yani, her neyse. Her dua tutmayabiliyor. Bu senin duan ve temennin olabilir ama her dua tutmayabiliyor. Bunun daha da şeysi var, ilerisi var biliyorsun. Hani bazılarının duası kabul olsa diye başlayan. Onu boş verelim, geçelim. Kimin duasının kabul olup olmadığını da hakikaten kimse bilemez. Akif Bey, ben kendimi de seni de tenzih ederim bu konuda konuşmaktan. Bu da bir latifeydi şimdi Allah aşkına. Tamam, bundan bir alınganlık hikayesi bir şey çıkarmayalım. Hayır ama yani latife ben senin dualarının, kabul kişisel olmayacağına dair bir imada bulunmadım. Hayır, başka bir şey söyleyeyim. Tamam, olabilir. Olabilir ama yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Herkes neyin latife olduğuna karar versin. Ama hep kaynayıp gidiyor. Şu cümleyi bitireyim, gündeme geçelim. Yılbaşının neredeyse hani gavurluk anlamına geldiği yolundaki mahalle baskısı bir yandan, haber yapma konusunda habire frene basma meselesi bir yandan, işte Başbakan Erdoğan'ın konuk edildiği hem de Star'da yayınlanan bir programda Star televizyondaki Muhteşem Yüzyıl konusunda niye soru sorulmadı? Her şey soruldu da o niye sorulmadı sorusuna. Ben sormadım şahsen. Hiç buna da girmeyelim. Ben o eleştiriye katılıyorum ama girelim. Ben Muhteşem Yüzyıl'da keskin dönüş yapılmasını da eleştiriyorum. Doğru bulmuyorum. O gece o sorunun sorulmamış olmasını da yanlış buluyorum. Meslektaşlarımız hemen her şeyi sordular. Çok iyi bir gazetecilik yaptılar bana göre. Onlara haksızlık da etmek istemem. O yayını baştan sona izledim. Gerçekten iyi bir iş çıkardılar. Ya sorulması gereken soruyu sorulması gerektiği gibi sordular Sayın Başbakan'a. Fakat bunu da sorabilirlerdi. Niye bunu sormadılar anlamadım. Ben anladım. Şöyle anladım. Gene meslektaşlarımı ki hepsi de benim geçmişten çok yakın çalıştığım arkadaşlarımdır. Orada ne cereyan ettiğini bilmiyorum ama şunu biliyorum. Elimde maalesef delil yok ve böyle konularda delil olmaz biliyorsunuz ama şunu biliyorum. En son başbakanın yurt dışı gezisine çıktığında ki İspanya'ya gittiğinde malum Ankara'da Atatürk Havalimanı'nda o VIP bölümünde basın toplantısı düzenler. Bunun öncesinde gazetecilere Muhteşem Yüzyıl sorusu sorulmayacak diye yanındaki işte ilgili zevattan bir uyarı geldiğini ben biliyorum. Bana söylendiği kadarıyla biliyorum tabii. Ama yani bana hani niye yalan söylensin onu da kesilemiyorum. Doğru ama bu konularda da daha sonra da birkaç defa başbakanın konuştuğunu biliyoruz. Hayır, soru sorulması başka bir şey. Onun kendisince bir şeye sinirlenip söylemesi başka bir şey. Neyse. Ben bunu anlamış değilim. Yani ben de anlamış anlamadım değilim. Yani. Ben de anlamadım ama aynı ilan vahiy olduğu söylüyor. Bu rivayetin sahihliği de şüpheli zaten. Yok yani, hiç şüpheli değil. Hiç şüpheli değil. Değil mi? Hayır, kim değil söyledi? Kaynağı belli olmayan her şey şüpheli. Benim açımdan kaynak benim belli. Benim açımdan şüpheli işte. Kendi tamam açımdan da, söylüyorum. Tamam da yani olabilir. Ya bana güveneceksin. Benim kaynağıma güvendiğim. Yanıltılmış olma ihtimalini hep göz önünde bulundururum. Senin iyi niyetine güvenirim sonra, ama yanıltılmış sonra olabilir. Ben sana o şeyi söyleyebilirim. Peki. Olur mu? Peki. Kaynağımı. Gerçi sana da belki söylemem. Çünkü çok özel bir şeydir. Söyleme bana o zaman. Neyse. Devam edelim. Bu haftaya gelelim. Hani bayağı bir vakit ayırdık. Gerçi gene dönüp konuşacağız. Başbakan en azından başkanlık meselesini umarım ki. ODTÜ meselesini örneğin. Ama birkaç hafta sonundan kalma haber konuşmamız lazım. Malum Fenerbahçe konuşuldu ama biz konuşmayacağız çünkü ikimiz de çok anlamıyoruz o mevzudan. Gene de Aykut Kocaman gitti mi gitmedi mi bilmek isterim. Onu anladın mı sen? Hayır ama medya da anlamamış. Yani şöyle söyleyeyim, bu konuyla doğrudan içeriden ilgili medya da anlamamış çok açıkçası. Kimi gazeteye göre gitmiş, kimi gazeteye göre ikna edilmiş gitmemiş, kimine göre ikna edilmiş Aziz Yıldırım tarafından kalması için ama ailesi katiyen olmaz demiş. Bayağı karmaşık bir iş yani. Ben onun için onu öyle
ilgililerine bırakacağım ama şunu vermeden geçemeyeceğim. Şimdi Habertürk Spor'da gördüm ben bunu. Niye bu spor ekine bakıyorsun değil mi? Arada anlamak için bakıyorum. Özellikle bu Fenerbahçe kıyas için baktım. Şimdi yok böyle rezalet başlığı da beni oku diyor. Dolayısıyla ben de okudum. Efendim özeti şu. Bu beyefendi Kasımpaşa İstanbul Büyükşehir Belediye'nin maçında hakemlik yapmış. Olabilir. Fakat kendileri aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye'de kadrolu çalışanmış. Şimdi Volkan Bayarslan. Dahası o maçta Kasımpaşa aleyhine bir penaltı vermiş. Burada yazılan spota şaka göre gibi. De haksız bir penaltı olduğu iddiası bu da şeymiş. Bu kadarı da olmaz. Yani haklı bir penaltı bile olsa bu kadarı haklı da olmaz. Haklı da olsa. Şimdi bu maçta hükmen galibiyet istemiş Kasımpaşa. Fakat onunla yeter mi bilmiyorum. Yani nasıl olur da olur hiçbir fikrim yok. Yani bu çünkü ligdeki dengeleri de etkileyecek bir şeydir, durumdur herhalde. Yani bir çok, de, çok bariz çıkar çatışması evet, içinde olan birisinin o, hakemliği. Bu olmayacak bir şey. Yani. Federasyon yüksek hakem kuruludur değil mi arkadaşlar o? Yüksek hakem kurulu, disiplin kurulu gibi kurullar var. Bilmez mi? Ben de, Merkez Hakem Komitesi'ymiş. Bilir mi? Bilmez mi bunları kimler? Bilmeleri gerekir. Yani burada bilmemek mazeret olmaz. Olmaz değil mi? Yani bu maçı atayanda da kabahat. Çünkü herkes bir yerde çalışıyor ama ligde takımı olan bir yer bir karşılaşmada hakem, tabii. Başka hiçbir karşılaşmada yani kendi çalıştığı olmamalı. Kurumun takımının karşılaşmasında maçında hakemlik yapması. Ama başkasında yapması, da olmamalı bence. Çünkü bir başka maç da onu ilgilenen. Ben futbol özürlüyüm. Uygulamayı tam bilmediğim için çok bence ileri gidemeyeceğim olmamalı. Bu yorumda. Hayır, ama etik. Ama bu buradaki resimde bir yanlışlık var. Asla, bu resim asla. Doğru bir resim değil. Şimdi demin demiştim ya başbakan hani kar haberlerine kızıyor İstanbul'da diye. Şimdi Siirt'ten gelince belki Siirt milletvekili olarak gelmişti değil mi? İlk mecliste geldiğinde başbakan. Orası olunca belki hoşuna gidebilir ya da kızmayabilir. Posta gazetesi çok insani bir şey vermiş. Hani hala bunlar yaşanıyor orada. Memleketin ortasında Siirt'te yaşanmış bir olay. Şimdi efendim olay şu. Başbakan'a selam gönderiyorsun yani. Ben selam göndermiyorum. Bilmiyorum. O selam almıyor çünkü. Ebe hemşire Fatma Altınyurt. Fotoğrafta geliyorsunuz. Şu böyle şu gencecik kadın. Hemşire Ebe. Safra kesesinde rahatsızlık nedeniyle sancılar içinde bir ambulansa binmiş. Fakat ambulans karda mahsur kalmış. Aynı yerde bir de minibüs mahsur kalmış ve o minibüste de bir hamile kadın varmış. Ebe hemşire o karda kışta doğumu gerçekleştirmiş. İnanılmaz bir şey. Bebek, erkek bebek Cemil Sercan adı verilmiş. Çok yaşasın. Dünyaya hoş gelmiş. Onun şansı varmış aslında her şeye rağmen. Fakat tabii böyle doğuyorlar, yaşıyorlar. Ondan sonra biz kusura bakmayın vallahi şeyi konuşuyoruz. Bir de hani kaçıncılık ki başbakanın eşinin memleketi. Kendisi oradan şey yapmış. Neyse. Vallahi şimdi hürriyetle memlekete devam. Kar da yağıyor yani. Yani. Vallahi doğru söylüyorsun. Her yere yağıyor. Şimdi nerede hükümet, nerede devlet? Bak bir metre kar yağmış. Şöyle söyleyeyim, her zaman da söylerim, karayollarının, karayolları çalışanlarının o bölgede inanılmaz bir şeysi vardır, çabası vardır, insanüstü. Onların sayesinde hakikaten orada hayat devam edebiliyor. Açarlar, kapanır, açarlar, tekrar kesinlikle kapanır. Kesinlikle öyle. Hele orada yaşayanların hani vatandaş olarak fedakarlığı tamamen ayrı. Efendim Hürriyet'in manşeti işten atabilirsin zaten ölüyoruz. Bu Şile'deki bot faciası. Bir gemidekileri kurtarmaya giderken kayalıklara bindiren botla biliyorsunuz çalışanlar hayatını kaybetmişti. Ve orada kaptanın ölümü üzerinden daha doğrusu personel ölümü üzerinden biz şunu konuşmuştuk. Bu bot oraya çıkmalı mıydı, çıkmamalı mıydı? Şimdi sağ kurtulan tek personel, soruşturma yapıldı çünkü bununla ilgili malum. Orada sağ kurtulan o faciadan tek personel Ahmet Kasarcı anlatmış.
denize açılır açılmaz zaten motor durmuş. Bunun üzerine telsizle herhalde telsiz olması lazım. Kaptan birini aradı demiş. Makine kaput yani sustu. İş akdinizi feshedeceğim demiştiniz. Biz ölüyoruz ne biliyorsanız yapın demiş. O son öfkeyle hani biliyor çünkü başına gelecekleri herhalde. Şimdi otomatik pilotu botun arızalıymış. Acil durum akülerinden biri boş, diğer dördü eksik üçteymiş ve bu daha önceden biliniyormuş, bu rapor edilmiş. Bu kaptan da bunu bildiği için zaten açılmak istememiş. Son bakımı 26 Kasım'da mı diyor, 26 Kasım'da yapılmış. Orada o bakıma rağmen ya bir hafta önce haftalık bakımları yapılmış. 4 Aralık'ta da denize çıkmışlar. Evet. Daha otomatik pilot düzelmeden biliniyormuş. Otomatik pilot düzelmeden maalesef o gün can yelekleri de yoktu üzerlerinde. İşte bir takım ihmaller ya da hatalar da söz konusu olabilir. Bu haberin kaynağını şey yapabildin mi sen? Başka gazetelerde de var. Acaba bir rapor mu çıktı ortaya? Ben bulamadım onu baktım rapor. Çünkü. Herhalde. Ben bulamadım onu. Neyse. Yani bugün. Öğreniriz. Yani bu bilgilerin sağlığı da doğrusunu istersen kaynağını bulamadığım için çok emin olamadığım bilgiler. Sağlığından emin değilim yani ama neticede öyle görünüyor ki bir takım ihmaller ve kusurlar da var. Bunların sonuçlarının ortaya çıkması lazım. O raporların işte eğer doğru bilgilerse. Yani mesela bugün birden fazla gazetede aynı mahiyette haberler var ama çelişkili bilgiler de var. Mesela Habertürk'teki haberde 5 akünün birden boş olduğu, çalış devre dışında kaldığı anlaşılıyor. Burada 5 aküden birinin boş olduğu anlaşılıyor gibi. Ama 4'ü de dolayısıyla eksik. Dördü de eksik. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bilgilerin kaynağını bilmediğim için acaba yönlendirme var mı, manipülasyon var mı yok mu onu kestiremiyorum. Tamam, yani burada manipülasyon kimin olabilir bilmiyorum ama yani seni ikna etmek için kaynağını söylemek kafi. Yani beni ikna etmek için gazetelerin bu bilgileri kimden aldığını söylemeleri, bir raporsa rapor, bir kaynaksa kaynak söylemeleri kafi. Bazen insanlar işini kaybetmemek için kendini açıklayamıyor ama içeriden o bilgiyi veriyor. Sen de o kaynağı açıklayamıyorsun. Yani gazetecilik böyle bir şey bazen. İşte gazetecilik böyle bir şey de. Bu tür durumlarda bu bilgiyi başka bir takım şeylerle de desteklemeye ya da doğrulatmaya çalışırsın değil mi? Yani gazetecilik böyle de bir şey. Sadece tek yönlü olarak aldığın bir bilgiyi olduğu gibi yansıtmazsın. Şimdi mesela Milliyet Gazetesi'ne bakınca bu otomatik pilotun çalışmadığı bir belgeyle bildirilmiş Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bunun belgesi var. Ama o haberin içerisindeki detaylardan 10 detaydan bir tanesi sadece. Ama mesela diyaloglar aktarılıyor. Şimdi, önemli tamam bir şey de o. Otomatik diyaloglar aktarılıyor. Arızalıysa onun etrafında otomatik pilot arıza olmasa bu kaza önlenebilir miydi? Yani ya da can yeleği mesela yoktu üzerlerinde. Can yeleği olsa kurtarma timinin üzerinde acaba bir faydası olur muydu? Bu bile son derece kuşkulu değil mi? Öyle mi değil mi? Ben susma hakkımı kullanacağım. Kuşkulu çünkü olduğunu daha ve söylüyordun. Çok affedersin. Yani burada artık hani ne bileyim seni ikna etmek için hakikaten ne lazım bilmiyorum. O ölen kaptanın eşi konuştu, arkadaşları konuştu. Kurtulan adam diyor ki işte durdu hani motor kaput diyor. Bizi ölüme gönderdiniz diyor. Nereden biliyorsun kurtulan adamın öyle dediğini? Ha peki. Onu söylüyorum. Kaynağı var mı? Bilmiyorum adı var herhalde arayıp sorarlar. Şimdi her şeyde kaynak arıyoruz. Tabii ki arıyoruz. Yoksa bir dünya üfürme haber gördük memlekette görmedik. Çok affedersin. O üfürme tekrar geleceğim ama yani hakikaten dayanamıyorum bazen Akif. Niye dayanamıyorsun? Oda TV, Balyoz, Ergenekon, KCK ve gitgide bildiğin kadar üfürme belgeler, üfürme haberler, adı belli olunca dudağımızı uçuklatan gizli tanıklar. Yani bunlarla içeride insanlar yıllardır yatıyor, daha yıllarca yatacak. Yapma Allah aşkına. Belge ne belgesi? Ne alakası var? Ne alakası? Bir haberin kaynağını soruyorum. Gene getirip Oda TV'ye bağlıyorsun. Gene Ergenekon'a bağlıyorsun.
KCK'ya bağlıyorsun. Ama öyle değil mi sence? Bir haberin kaynağını soruyorum. Bir haberin kaynağını soruyorum. İşte bu kadar, ben de diyorum ki bu kadar büyütülecek bir şey yok. Bu kadar büyütülecek bir şey eğer yok. Eğer büyütülecek bir şey yoksa 5 dakikadır bunu merak etmezsin. Sormazsın. Haklısın. Haklısın. Ben de zaten itiraz etmedim ona. Dedim ki arkadaşlar bulun söyleyin. Bazen dedim içeriden gelir ama gerçekten kaynağı belirsiz belgelerle hani nedir ya? Hakikaten. Nasıl nedir ya? Yani nasıl olabiliyor da merak edilmiyor? Sormayacak mıyız yani? Sorduk. Yanıt alabiliyor musun? Mahkemeye sorulabiliyor mu? Ne oluyor? Ben de onu hatırlattım. Yani sana değil itirazım. Yok farkındayım. Merak etmeyene. Şimdi çok kısaca hafta sonunda neler oldu da. Efendim Bakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir tekke açılışı yaptı. Rufai tekkesiymiş. Sadece hani bilin diye söylüyorum. Bana kalırsa bir bakan bir tekke açılışı yapar yapmaz bir Rufai tekkesi. Ben belki bunlardan bu işlerden anlamadığım için olabiliyor. Senin hani futbol özürlü olman gibi belki. Üsküp Rufai tekkesi törenle açıldı diyor. Burada anlaşılmaya muhtaç şey anladım. Bir bakanın tekke açması bence. Yani benim anlamadığım şey olduğu için belki bunu hani bir de merak üst eden bir... Galiba Dışişleri Bakanı'nın kendisiyle bu açılış arasında bağ kurmasına sebep Üsküp. Burada kilit sözcük galiba Üsküp. Yani ben öyle anladım. Haberin detaylarına vakıf değilim. Tekkelerin açılması için hazırlanan normalde, yasa teklifi vesaire. Normalde şu an o mevzuat geldi. Yürürlükte benim bildiğim değil mi? Yani şu an tekkelerin Hayır. Yani üzerine gidilmiyor ayrı ama tekkelerin açılması için yasa teklifi hazırlandı daha yeni. Anladım hazırlandı ama tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin devrim yasası mevzuatı yürürlükte hala benim bildiğim diyorum. Tamam o yürürlükte. Tabii onu söylüyorum. Benim bildiğim hala yürürlükte. Dolayısıyla burada espri ne? Yani burada durum nedir? Nasıl mümkün olabildi bu? Onu da bilmiyorum. Detayına vakıf değilim. Kim demiş? Bekir Bozdağ demiş başbakan yardımcısı. 2014'te Cem Evleri ile ilgili meseleyi söylüyorsun. Bugün Bekir Bozdağ'ın onu bir cümle söyleyelim o zaman. Cem Evleri ile ilgili bizim de bir itirazımız yok aslında. Cem Evleri'ne yani kurumsal olarak var olmalarına buna mani olan şey devrim yasalarıdır. Yani tekke zaviyelerle ilgili devrim mevzuatıdır. Yani en son hayır cevabı. Bir sözünü gördüm bugün. Gördüm ben de söylüyor ama yani bence eksik biliyor. Yanlış biliyor tamamen. Şöyle. Hukukçu kendisi biliyoruz. Ama hukukçunun az sonra paylaşacağız neler söylediğini hukukçu ama bir milletvekili olarak bir dekana istifa et diyebileceğini zannediyor hukukçu aynı zamanda. Herkes istifaya çağırabilir. Ben de sen de. Hayır canım yani, kendisine. Hayır yani. O ayrı. Sen ama bir milletvekili olarak bir başbakan yardımcısı olarak falan bir dekanı karşına alıp da istifa et diyorsan o ayrıdır. Affedersin yani. Hakikaten ayrıdır. Bir de bunu savunuyorsan tabii ki diyeceğim ben. Ne diyor? Dekanı söyleyeceğim şimdi. Şunu bitireyim de. Tamam ben bunu da kaçırdım yani bu detayı da. Var gazetede. Aslında tamamen ona gelebiliriz. Çünkü Bekir Bozdağ'ın söylediği şuydu. 2014'te diyor. Fiili olarak nasılsa yarı başkanlık devreye girecek diyor. Çünkü hak seçecek diyor. Bazı şeyler fiilen oluyor. Bir. İkincisi şu. Eksik ya da yanlış biliyor derken Burhan Kuzu için şunu kastediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cemevi açılması için bir teklifte bulunuldu. Talepte daha doğrusu bulunuldu. Meclis Başkanlığı Diyanet'ten aldığı görüşe dayanarak hayır cevabı verdi. Yani yasaya, devrim yasalarına falan değil. Diyanet İşleri'ne göre Alevilik İslam dini içindedir. İslam dininin ibadet yeri de camidir diye yanıt verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yargıtay'ın da bu yönde bir iştahı var. Hani yakınlarda gene konuşmuştuk burada. Dolayısıyla böyle bir hukuki karar da var aynı zamanda. Şunu söyleyeceğim ben sadece. Meclis Başkanlığı'nın Diyanet'ten görüş alarak karar vermesinde
bana göre yanlış bir şey yok. Sebebi şu, Diyanet'in sistem içerisindeki yerini birlikte tartışabiliriz. Benim tartışacağım boyutları var. Fakat böyle bir kurum varsa sistemin içerisinde, bu bir devlet kurumu. Dolayısıyla görüşüne başvurulmasından daha ama doğal bir şey olamaz. Ama sen o devlet yani kurumuna şöyle başvurursan olur. Senin kaç imama ihtiyacın var, ne kadar cami yapacaksın? Hayır kardeşim, şudur budur ama... İslam'ın tarifi ya da Aleviliğin İslam'a göre tarifini bir devlet kurumu yapamaz. Burası devletin din kurumu. Devletin din kurumu dinle ilgili bir tanım yapabilir. Ben de onu diyorum. Peki. Ama devletin yani, din kurumu olabilir mi, olmalı mı? Bana göre son derece iyiydi, tartışmaya açık. Tamam, tartışmaya açık sana göre. Birçok ama var şu mesela an, AK Parti de bunu söylüyor aynen. Ama realite var böyle. Ama kaldırmıyorlar. Niye kaldırmıyorlar Azim o zaman? Yani tartışmalıysa niye dönüp oradan görüş alıp da bunu da resmen bir şeye fetvaya dönüştürüyorlar? Şimdi devletin bir din kurumu var zaten. Yani görüş bildiriyor. Bu görüş resmen geçerli bir görüş. Bildirdiği görüş resmen geçerli bir dini görüştür. Dolayısıyla devletin resmi din görüşü olmalı mı? Bana göre olmamalı. Resmi din görüşü olmamalı. Senin ama bugün ama sen de benim bugün söylediğimi anlarsan gayet iyi anladım. Yok tamam, gayet iyi okay, anladım. Tamam. Sadece bu yani realite. Ben zaten bir ülkede siyasetçinin dini referanslara dayanarak hareket etmesine %100 karşıyım ve dolayısıyla bence bir bakan bir tekke açılışına gitmemeli. Ha şunu yapabilir. Ramazan bayramını kutlarsınız. İşte bilmem ne vesaireyi. Kilise açılışına da gidiyorlar. Akdamar'da Ermeni kilisesini resmediyorlar. Oraya da tebrik edersin, gitmemelisin. Bence ona da buna da gitsinler. Burada katılmıyorum sana mesela. Ne peki? Şimdi ODTÜ meselesini çok konuştuk. Ona geçmek istiyorum. Süremiz sınırlı. Şimdi ODTÜ'deki eylemler yüzünden gözaltına alınanlar olmuştu biliyorsunuz. 10 öğrenci. O gün Fehmi Koru'ydu burada konuğumuz Cuma günü. Fehmi Koru dedi ki bence dedi yanlış gözaltına almak ama dedi diyelim ki aldılar. Ya çocuğum bir daha böyle yapmayın der. Şefkat de gönderirsiniz dedi. Şefkat faslını hiç bilmiyorum. Sahiden bilmiyorum. Hani bir imada bulunmuyorum ama mahkeme savcılık tutuklama talebinde bulunduğu halde mahkeme serbest bıraktı. Bu arada biz öğrendik ki bu gençlere evlerinde çıkan kitaplar, işte deniz gezmiş fotoğrafları vesaire sorulmuş. Bu arada bir de bir fotoğraf gelecek şimdi ekrana. Onu arkadaşlarımız versinler. Birdir bir oynamışlar. Daha önce bir şeyde polis barikatının karşısında birdir bir uzun eşek. Hangisi uzun eşek oluyor, hangisi birdir bir bilmiyorum. Bunu sormuşlar. Hani bu ne işte, diye sormuşlar bunu? Bir daha doğrusu sormamışlar. Buna bir eylemleri arasında, suç sayılan eylemler arasında saymışlar. Acaba gerçekten bunu suç eylemi olarak saymışlar mı? İşte şeyde yani gerekçeler arasında gözaltına alınma gerekçesi. Acaba gerçekten öyle mi? Ben yani bu sefer çok güçlü bir şekilde şüpheliyim. Şunu söyleyeceğim. Ben de bu gözaltılara itiraz etmiştim Cuma günü. Şimdi bak pek çok gazetede var ama şu anda önümdeki olan haber Mesut Hasan Benli, Ankara Radikal Gazetesi muhabiri ki bu arkadaşımız hakikaten haberleriyle hep dikkati çeken, alkış hak eden bir arkadaştır. Onun haberinden ve Radikal'in spotundan veriyorum. Hı? Gözaltına alınan ODTÜ'lü öğrencilerin suç listesine 2010'da kampüs içinde oynadıkları birdir ve uzun eşek oyunları da eklendi demiş. Yani ben suç gerekçesi olarak bunların sayıldığını düşünmüyorum. Muhtemelen fikir yürütüyorum. Peki. O detay yok çünkü ben haberin yanlı olduğunu düşünüyorum. Bu haberi okudum Radikal'de. Başka gazetelerde de bu tür şeyler yapılabiliyor. Niye biliyor musun? Bu detaylar bir gazeteciye çok çekici geliyor. Bunda bir sorun görmüyorum. Bunu başlığa çıkardığında haberi daha dikkat çekici hale getirebiliyorsun vesaire. Fakat öyle zannediyorum ki bu şöyle olmuştur. Yani bu eyleme katılan öğrenci arkadaşlarımıza daha evvel de orada... Belli ki o birdir bir oynadıkları yerde bir eylem yeri orası. Polis gelmiş, barikat kurmuş, medya var vesaire falan. O eyleme ilişkin sorular sorulmuş. Yani o eyleme ilişkin bir fotoğraftır bu. O eylemde de siz vardınız. Burada da varsınız. O eylemi de filan organize etti gibi bir suçlamada bulunmuş olabilir. O kadar hani olması gereken budur diye bakıyorsun ki. Şunu bazen nelerin olabileceğini kaçırma. Doğru da şunu söyleyeceğim.
Çünkü şöyle örnekler de biliyoruz. Mesela çok değerli bir sanatçımız bir yerde, bir konserde bir takım sözler ediyor. Bu sözlerle ilgili bana göre soruşturma açılmasına hiç gerek yok ama savcı soruşturma açıyor. Sonra o sanatçımız bana filan şarkılar filan türküler söylenmek yasaklandı. Bunlardan dolayı soruşturma açıldı diyebiliyor. Oysa değil. Yani şarkılardan, türkülerden dolayı değil de başka bir şeyden dolayı soruşturma açılmış. Bana göre o da açılmamalı ama şimdi mevzu başka. Şimdi bunu bu eğer gözaltı gerekçesi olarak evlerinde arama yapmak için bir polisten rapor lazım biliyorsun. Mahkemeye, ki mahkeme okey versin. Bunların bir tanesinde demek ki bu var. Bu bile dikkati çekmeye yeter. Tabii şuna geleceğim. Bu konuyu konuşacağız değil mi? Ya bir şey daha söyleyecek miyiz? Tabii. Şimdi şöyle bir tarafı var işin. O gün bir olay oldu orada. ODTÜ'de. Sonra ertesi gün polis bir takım öğrencileri işte evlerine baskın yapıp gözaltına aldı. Ben de bu gözaltı kararının operasyonunun gerekçelerine ikna olmadığımı, bunları tatminkar bulmadığımı burada söylemiştim. Nitekim mahkeme de tatminkar olmamış, bunları tatminkar bulmamış olmalı ki tutuklama kararı vermedi, talebi reddetti. Bu işin bir tarafı. İşin başka bir tarafı daha var. O gün orada bir olay oldu. Öğrenci arkadaşlar bir protesto gösterisi yapıyorlar. Fakat şiddet de içeren bir gösteri. En azından içlerinden bir bölümü. Hayır, şiddet içeren. En azından içlerinden bir bölümü. Görüntüler ekrana yansısın bakalım içeriyor mu içermiyor mu? Hayır şöyle polis şiddet kullanıyor. Polis onun zaten üzerine, bunları onun menzilinin saniye, dışında taş atıyor. O rivayet muhtelif. Şey bile diyor ki. Rektör bile açıklamasında diyor ki biz polisi sabah 11'de burada bekliyorduk. Polisi çağırmıştık. Polis geldi öğleden sonra saat 2'de. Geç geldiği için kontrole yetişemedi. Vaktinde kontrol altına alamadı diyor. Rektörlüğün açıklamasında aynı var rektör, bu. Sen aynı diyorsun rektör. Ki önce polis başladı. Hayır ama polisin kaçta hiçbir geldiği şey yokken, ayrı. Sen hiçbir aynı şey yokken rektör, sözünü ettiğin rektör ve o açıklama diyor ki oraya diyor gözlemci olarak giden öğretim üyelerimizin ifadesinde de var bu diyor. Yani şimdi gözlemlerinde var diyor. Önce polis başlattı diyor o şeyi müdahaleyle. Polis de bunu reddediyor. Polis de, gaz bombası polis de, atmaya. Polis de o gün de söyledim kaynağını sormuştun. O günkü birçok gazetede mesela Vatan Gazetesi'nin içinde hatırlayamamıştım yayında. Mesela o günkü Vatan Gazetesi'nin içinde polisin versiyonu da var. Polis başka bir versiyon anlatıyor bize. O da diyor ki önce öğrenciler başladı. Peki de ki öyle oldu. Şimdi şuna geleceğim ben. Peki de ki öyle oldu. Şuna geleceğim. Doğrularla yanlışları ayırt etmek çok zor olmamalı. Bir olayın içerisinde doğrular da olabilir, yanlışlar da. Öğrenci arkadaşların o ya da bu gerekçeyle protesto yapma hakları var. Öyle mi? Öyle. Ama şiddete başvurma hakları yok. Şimdi işin yanlışı bu, doğrusu bu. Polis bir olayda müdahaleyi gerektiren bir durum varsa müdahale edebilir. Buna hak ve salahiyeti var. Fakat aşırı güç kullanamaz. Şimdi polisin de tahrike geldiyse tahrike niye geldi? Kışkırtmaya kapıldıysa niye kışkırtmaya kapıldı? Diye eleştirdiğim bir tarafı var. Fakat beri yandan tahriki yapanın, kışkırtmayı yapanın hiç kusuru yok. Konuştum. Hiç kusuru yok denebilir yani, mi? Tabii ki değil. Gözaltılar da birdir birden dolayı değil. Taş atmaktan, şişe atmaktan, molotof kokteylinden azizim, dolayı. Azizim tabii ki bundan demedim ama suç listesinde bu da var dedim. Suç listesinde öğrencilerin evinde bulunan Deniz Gezmiş fotoğrafı da var. İşte okudukları bir takım kitaplar da var vesaire. Yani bir tek tabii ki birdir birden içeri alındı diye ağzımdan bir kelime çıkmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu birdir bir terör suçuna delil diye. Sayın Kılıçdaroğlu yani içinde bu da var diye vermiş. Sayın Kılıçdaroğlu Yörük Ali Efe dedi her birine biliyorsun oradaki öğrenci arkadaşlarımızın. Şimdi böyle bir hamaset boyutuna vardırmak doğru mudur? Orada düşman işgali mi var? Düşman işgali mi var? Kuvayi Milliye direniş mi gösteriyor? Ya, bunu böyle tarif etmeyi de son derece talihsiz buldum. Ben olabilir, ana muhalefet lideri için hiç demokratik bir yaklaşım olarak bunu görmedim. Yani demokratik rakibini düşman Menemen olarak konumlandırması. Menemen anmasından sonra Hamsi Şenliği'ne gitti Kılıçdaroğlu. Yani ne bileyim ben onun da bazen ne yaptığını bildiği konusunda kafamda birkaç olur mu? Çok soru işareti var. Ama gazeteci olarak öncelikle iktidarı sorgularım. Ama yanı sıra dediğim gibi muhalefette sorgularım. Şimdi yalnız bu ODTÜ meselesiyle ilgili çok yazı yazıldı. Senin gibi hani öğrencilerin şiddete başvurduğunu düşünüp de bu şekilde düşünüp yazan değil, gözlerim görüyor ekranda. Yok, yani o görüntüleri yansıtsın arkadaşlar lütfen varsa. O görüntülerin nasıl sıfır noktası yok.
sıfır noktası olduğunu, o görüntü olmadığını biliyorsun. Ya yüzü maskeli, şimdi, yüzüne maske örtmüş. Hayır, taş yüzüne sopa maske fırlatan, örtmemiş. Var şeyi, öyle arkadaşlar. Yani neyse, sen yüzü maskeli bak, dediğim biber, yanlış söyledim. Biber yüzünü gazı kapatmış. Evet, biber gazı kapatmış. Yüzünden biber kapatmış. Biber gazı yüzünden mi? Ya neden? Pardon. Pardon, öyle. Sen hiç biber gazı yedin mi? Öyle düşünemedim. Şey, o görüntülere bakarsak aslında mi? Yemedim tabii ki. Ben yedim. Nerede yedin? Nerede yedim? 1 Mayıs yayını yapmak için medya mahallesi olarak Taksim'deki stüdyomuza giderken atılmıştı. Ve üstelik de oradaki otoparkın eksi ikinci katında dışarıdan geldi ve öleceğim zannettim. Ne kadar uzak bir yere geldi. Yapacağın ilk şeyi böyle kapatmaktır. Görmemiş. Aklında olsun. Bunun oradan olduğunu aklında açık olsun. Hava burası. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Of. O görüntülere bakalım of, ayrı hiç, ayrı yerlerde. Hayır, ben de açık havada sonra çıktım. Ay, bir şey söyleyeceğim, açık hava diye geçme. Kreşlere kadar gitti diyor o direktörlüğü. Şimdi neyse, ben şu yazıyı vermem peki lazım. Bizim görüşlerimizi evet biliyor insanlar. Şimdi bir yazı gelecek ekrana. Bu yazı bugün Habertürk gazetesinin otomobil sayfası var. Oradan alınma Hakan Özenen, ben o sayfaya kolay kolay bakmazdım ama ODTÜ'lüler biber gazlı otomobil yapsın deyince dikkatimi çekti. O yazıdan bir bölüm izleyelim, devam edelim. Toplumlar konulmuş kuralları sorgulama, sarsma ve değiştirme cesareti gösterenlerin omuzlarında yükseliyor. Türkiye bir gün kendi otomobil markasını yaratacaksa bunu yapacak ekibin başında, içinde, kenarında, bir yerlerde, geçen hafta ODTÜ'de başbakanı protesto eden gençlerden biri olacak. Elbette iyi bir otomobil yapmak için hakim kuvvete baş kaldırmak zorunluluğu yok. Ama iyi bir fikir üretebilmek için mevcut fikirle kavga etmeyi, ondan yola çıkarak mevcut fikre yeni bir şekil verebilmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu da dünyanın bütün fikir üreten toplumlarında üniversite çatısı altında oluyor. 1983 yılında Almanya'da federal parlamentoya giren yeşiller arasında 70'li yıllarda polisle çatışmaya giren ve taş atan radikaller vardı. Peki bu aykırı adamlar ve kadınlar insanlığa ne türden bir katkıda bulundular? Bugün hibrit otomobilleri, elektriklileri yollarımızda görmeye başlamışsak bu insanların başarısıdır. Değiştirenler, değiştirmeye aday olanlar aynı zamanda huzursuzluk yaratanlardır. Yani bilgiyle destekli muhalefet, biber gazıyla çalışan motoru olan yerliği yapar. İlk sürüşü de başbakana yaptırtabilir. Hakan Özenen, Habertürk. Bir grup ODTÜ'lü genç eğer yerli bir otomobil yaparlarsa tarif ettiği gibi arkadaşımızın, muhtemelen başka bir grup da taşla sopayla gelip sabote edecektir o töreni. Çünkü Göktürk 2 uydusu yerli bir uyduydu. ODTÜ'lü mühendisler çalışmıştı o uydunun yapımında. Orada da uzaya fırlatma töreni vardı. Ve neler ama olduğunu gördük. Şey, Göktürk'ü protesto etmiyorlar. Bir dakika. Bir saniye, ben bitireyim. Herkes tamam, öyle, herkes de öyle zannediyor da değil. Neyi yapıyorlar? Patriotları protesto etmek için. Patriotları protesto ediyorlardı. Evet, Göktürk'ün evet fırlatılma töreninde. Başbakan geliyor oraya. Başbakan niye geldi, onları ilgilendirmiyor. Onlar başbakanı patriotlar nedeniyle. Korelasyon, relativite sorunu var o zaman. Yani eğer nasıl bundan yani dolayı bağlam sorunu var o zaman. Canım bağlam gençleri bağlamıyordu şimdi, herhalde. Tabii bağlamıyor işte, ama onu diyorum. Ama onlar patriotları. Yani hayır, yanlış yapsam bilinmesin diye söylüyorum. Bir de şuna geleceğim. Şimdi şiddeti kutsamak çok sakıncalı bir iş. Yani böyle parlak zekalar şiddete başvurur. Bu parlak zekalar bugün polise taş sopa atıyor, oraya buraya saldırıyor. Yarın da bunlar işte böyle otomobil süre uydu bitmiş falan yapacak demek. Bana göre parlak bir zekanın içi değildir. Peki. Yani burada bir zeka sorunu peki var. Bitmiş bir dediğim gibi patriotları orada katiyen Göktürk uydusunu falan değil, patriotları protesto etmek için oradalardı bir. İkincisi, konuşamadığımız konular var. Aziz'im orada patriot yoktu, başbakan Göktürk vardı. Göktürk uydusu uzaya fırlatılıyordu. Aziz'im başbakan vardı. Daha nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ki. Peki. Yani ne olursun, süre kalmadı. Birkaç not yarına devretmem lazım. Hani yoksa üste çıkayım, üste kalayım diye değil derdim. Bir, başbakanın makam odasında ve otosunda böcek bulundu, dinleme aletleri. Bu çok önemli, çok önemli, çok önemli. Konuşamadık. Yarın konuşabiliriz. Umarım. Şafak Pave'ye kendini bilmez bir AKP'li Allah bir bacağını aldı, hala küfürden vazgeçmiyorsun dedi.
Tebrik ederim Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Anında tepki gösterdi ama konuşulması gerekiyor gene de. Bu Ezgi Başaran'ın bugün Burhan Kuzu'yla, şöyle gösterirsem belki daha iyi anlaşılacaktır, yaptığı röportaj mutlaka okumanız gerekiyor. Çünkü demokrasiden Anayasa Komisyonu Başkanı, demokratik anayasa yapmakla görevli bir komisyonun başkanı demokrasiden ne anlıyor? Yarın belki gene konuşuruz. Acilmiş, bitiyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.